Şekilde görünen objeyi 3 boyutlu komutları kullanacağız ve UCS komutunda kullanmak üzere çizimini yapacağız. Tabi silebilirsin onu. Şekilde gördüğümüz objeyi çizeceğiz. Objenin özellikleri neler? Bir üçgen prizmadan oluşuyor. Üçgen prizmamızın tabanı 80-60, yüksekliği 60 ve bir tane silindir konuluyor içine. Üstüne ama 90 derece yüzeye, eğik yüzeye gelecek şekilde konuluyor silindirimiz. Silindirimizin yarıçapı 20, çapı da 40 tabi. Yüksekliği de 40 bir obje. Bunun çizimini yapacağız. Bu iş için iki yöntem kullanabiliriz. Birinci yöntem, işte üçgeni çizeriz, üçgen prizmayı. Sonra UCS komutunu kullanarak buna dik bir tane ne çizeriz? Silindir çizeriz ve bitiririz. Veya ikinci yöntem, gene üçgeni çizeriz, üçgen prizmayı. Sonra silindiri çizeriz. Bir sonraki aşamada ise silindiri döndürürüz. Döndürürüz. Belli derecedeki açılarda döndürürüz. Sonra taşıyıp ortaya doğru taşırız. Burada ben birinci yöntemi anlatayım size. Birinci yöntemde ilk gün ne yapıyoruz? Üçgen prizmamıza tıklıyoruz. Bizden first point, first corner, birinci köşe noktası istiyor. Herhangi bir yere tıklıyorum. Şimdi burada ben ölçü giriyorum. Gireceğim ölçü taban ölçüsü. Taban ölçüsü x'i ne kadarmış? 60. Y'si ne kadar? 80. Enter diyorum. Şimdi bizden height istiyor, yükseklik istiyor. Yükseklik, biz buna yükseklik ne diyeceğiz? 60 tabii. Tabi buradaki pozisyonda ne oldu? Yani tersine olması gereken şekilde çizim oldu. Hemen bunu hangi komutla düzeltebiliriz? Rotate, mirror, bunlar kullanabiliriz. Rotate komutundan herhangi bir noktadan tutuyorum. 180 derece çevirdim. Burada açı da girebilirdiniz. Şimdi sırada UCS yöntemini kullanarak bunu çizmeye geldi. Bu noktada UCS Enter diyorsunuz. Ben UCS'mi, yani kullanıcı koordinat sistemimi şu yüzeye dik olacak şekilde taşımak istiyorum. Bunun için Fetch, yani şu yüzeye dik gelecek şekilde konumlandır diyorum. Buradaki Fetch sekmesini de, Fetch seçeneğini kullanıyorum. F Enter. Select Fetch of Solid Object diyor. Katı objenin yüzeyini seç diyor. Katı objenin yüzeyi burası. Şimdi bu noktada şu anda X ve Y katı objenin yüzeyine geldi, ancak bakıyoruz. Dikkat ederseniz tabi obje oynattığınız anda gidiyor. Şu anda kabul etmem lazım. Enter'ladım, kabul ettim. Dikkat ederseniz Z'si işte yukarı doğru, X'i ve Y'si tam bu objenin kendisini içerecek şekilde konumlandı. Yani şu anda Y şu kısımda aşağı doğru, şu objenin devamında, şu yüzeyin devamına gelecek şekilde, X şu yöne doğru ve Z de dikine doğru konumlandı. Bu durumda artık piramit çizebilirim. Piramit diyorum, silindir çizebilirim. Silindir komutuna tıklıyorum. Şuna dikkat edin. Orta noktadan yakalamaya çalışalım. Çünkü taşıyacağımız obje sonuçta orta noktaya gelecek. Benden center, merkez noktası neresi olacak? Tabii ki bunun orta noktasından seçiyorum. Dikkat ettiniz mi? Çizeceğim taban hemen üçgenin eğik kısmına paralel hale geldi. Ve buradan ben ne gireceğim? Yarıçap gireceğim. Yarıçap ne kadar? 20 enter. Şimdi yükseklik istiyor bizden. Yükseklik ne kadardı? 40 enter. Şimdi arkadaşlar objemi ortalayacağım. Objenin merkezi neresi? Tam şu noktaya dik konumda. Ben şu noktadan tutup bunun orta noktasına taşırsam objemi tam ortalamış olurum, değil mi? Yani obje zaten şu anda yandan baktığınızda ortada. Şu konumda baktığınızda ortada. Sadece yukarı doğru taşırsam ortaya gelmiş olur. Objeyi seçiyorum. Move diyorum. Köşe noktadan seçiyorum. Orta noktaya taşıyorum. Objem tamam.
İkinci yöntem de. İkinci, bu yöntem anlaşıldı mı? Şimdi ikinci yöntemde ne yapacağım? Direkt sadece daha önceden öğrenmiş olduğumuz komutları kullanacağız. UCS'yi kullanmayacağız. Bu sefer ne yapacağız? Çizdiğimiz silindiri belirli bir derece açı ile çevirip ne yapacağız? Bu yüzeyi oturtacağız. Bunun için gene üçgen prizmamı çiziyorum. Benden birinci köşe noktası istiyor. Herhangi bir noktaya tıkladım sol tuşla. Sonra alt güzel A girdim. X yönündeki ölçüsünü 60. Y yönündeki ölçüsünü, Z yönündeki ölçüsünü girdim. Objem çizildi. Objemi ne yapıyorum? Döndüreceğim. 3D rotate komutuyla Z aksında döndüreceğim. Yakaladım. Şimdi eksi 180 derece ile döndürdüm. Eksi 180 hani AutoCAD'deki derecelerin saat yönünün tersi olmasından kaynaklanıyor. Şimdi arkadaşlar çizeceğim obje ne? Bir silindir. Silindiri olduğu gibi çiziyorum. Silindir için herhangi bir noktaya tıklıyorum. Herhangi bir noktaya da tıklayabiliriz şurada. Fark etmez. Yarı çapı ne kadar? 20 enter. Yüksekliği ne kadar? 40 enter. Arkadaşlar buradaki ikinci olayımız şu. Objemizi ne yapacağız? Şuradaki açıya göre tabanını çevireceğiz, değil mi? O halde pencereleri bölelim. Şunu ön görünüş yapalım. Şunu yan görünüş yapalım. Döndürmek kolay olsun. Şunu da plan görünüş yapalım. Ben şimdi yan görünüş, ön görünüşe geliyorum. Ön görünüşte baktığım zaman iki objeyi de sanki iki boyutlu olarak görüyorum. Ne yapacağım arkadaşlar? İki seçeneğim var. İlk önce şu açıyı ölçeceğim. Dimension'dan hangi komuttan arkadaşlar? Angular komutuyla ne yapıyorum? Birinci, ikinci bakıyorum 45 dereceymiş. 45 derece açı varmış. Demek ki ben bu objeyi kaç derece açıyla döndüreceğim arkadaşlar? 45. Sağ tıklıyorum, objeyi seçiyorum. Rotate diyorum. Birinci nokta. Sonra ne gireceğim? 45 enter. 45 enter yaptıktan sonra perspektife gelin. Perspektifi bakış açısı olarak ayarladığımız pencereye gelin. Objeyi seçiyoruz. Move diyoruz. Bu sefer yakalayacağımız nokta önemli. Alt tabanın noktasını yakalayın. Bakın şu üst tabanın noktası. Bu da alt tabanın noktası. Alt tabanın noktasından yakalıyorum. Objenin tam orta noktasına tutturdum. Bıraktım. Bir daha move yapıyorum. Seçtim objeyi. Bu sefer nereye taşıyacağım? Orta noktaya taşıyorum ve çizimi tamamlıyorum.